Kıymetli izleyiciler, hepiniz DTA Akademi'nin haftalık seminerlerine hoş geldiniz. Bugün alanda önemli bir hocamızı konuk ediyoruz. Profesör Doktor Güngör Karauz hocamız bugün bize biraz alışılmışın dışında bir başlıkla, bir yöntemle aslında konuk oluyor. Bu konu neden önemli? Artık sosyal bilimlerin malumunuz pek çok alanında yeni bulgular, yeni yaklaşımlar, yeni bakış açıları ihtiyaç haline geldi ve İslam toplumunda özellikle Batı literatürüne ve Batı yaklaşımına, Batı yöntemine dayalı yoğun bir çalışma disiplini, ağır bir çalışma disiplini var ve bu bakış açısıyla biz sosyal bilimleri en azından kendi bakış açımıza göre uyarlamaya çalışıyoruz. Güngör Karauz hocamız aslında kendi kültürümüzden, inancımızdan ve kendi geçmişimizden hareketle bir yaklaşım geliştirmeye çalışıyor. Bunu bir süredir hem basından takip ediyoruz hem de hocamızın aslında kendi değerlerine, yani içinde bulunduğu toplumun yaklaşımını, kutsal metne yaklaşımını sosyal bilimlere uyarlayacak şekilde çok yoğun bir çaba içinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu hem bugün hem de yarın için, gelecek için yeni bir perspektif demek oluyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş gördük. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sizi gördüğümüze mutluyuz değerli hocam. Ben izniniz olursa kısa bir CV'nizi arkadaşlarımıza tanıtayım. Buyurun. Arkasından size sunumunuz için söz hakkı vereceğim. Kıymetli izleyiciler, Profesör Doktor Güngör Karauz hocamız 1966'da Devrek'te dünyaya geliyor. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde Hititoloji bölümünü bitiriyor. 89-93 yılları arasında Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nde Anadolu Medeniyetler Müzesi'nin çiviz yazılı tablet seksiyonunda müze araştırmacısı unvanı ile çalışıyor. 93 yılında Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak akademiye katılıyor. Ve aynı anabilim dalında 96 yılında yüksek lisansını, 2000 yılında doktorasını tamamlıyor. 93'ten beri Konya Bölgesi Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Projesi'nde ekip üyesi olarak çalışıyor. Kültür Bakanlığı bünyesinde özellikle Moğolistan bölgesindeki Türk anıtları projesinde Bilge Kağan Külliyesi kazılarında çalışıyor. 2004 yılında itibaren Zonguldak Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi'nde proje başkanı olarak çalışmalarını devam ettiriyor. 2005'te Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı'nda o dönemki unvanıyla yardım doçent kadrosuna atanıyor. 2007 yılında doçent, 2003 yılından itibaren de profesör kadrosunda hocamız akademik çalışmalarına devam ediyor. Özellikle Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'ndeki görevi itibariyle pek çok bilimsel çalışmaya imza atıyor. Hocamızın pek çok çalışması var, kitap çalışmaları var. Ben çok fazla zamanınızı almamak adına bir iki tanesinden bahsetmek istiyorum. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut bulut bağlamında Kur'an arkeolojisi bir yöntem teklifi kitabı var. Yine Hititlerle ilgili büyü, ayin, Hititlerle ilgili kitaplar, yine fal, kehanet bunlar ayrı ayrı kitaplar tabii. Hitit duaları, efendim, yazılı kitap bölümleri, yine Hititlerde haberleşme, diplomatik, muhaberat ve diğer kil mektuplar, mitoloji ve din, Hititlerde at eğitimi, Hitit yazıları, İpek yolu, yani sıralama böyle liste uzayıp gidiyor. Çok kıymetli çalışmalar, arkeoloji temelli, aynı zamanda inanç dünyamızı da ilgilendiren pek çok konuyla ilgili hocamızın kıymetli çalışmaları var. Hocam tekrar hoş geldiniz. Sağ olun, hoş gördük, hoş bulduk. Evet, sizi dinliyoruz. Buyursunlar. Sağ olun. Şimdi sizin nezdinizde izleyenleri, dinleyenleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün tabii putperestlik ve şirk, ama bu Kur'an arkeolojisinin yöntemiyle sizlere anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz Kur'an arkeolojisi diye az önce moderatör arkadaşımız da bununla ilgili bir şey yaptı, bilgilendirme yaptı. Şimdi bu bunun üzerinde, yani Kur'an arkeolojisinin yöntemi ışığında bunları izah etmeye çalışacağım. Şimdiye kadar benim gördüğüm kadarıyla bilimde hangi alanda çalışıyorsanız, mesela Hititoloji için söyleyeyim, ben Hititoloğum ya hani,
Bu alan için söyleyeyim. Mesela biz bir çalışma yapacaksak Hittoloji alanında Hititlerle ilgili fazla etrafa bulaşmadan kendi içinde konuyu yazmaya ve değerlendirmeye çalışırız. Tabii bu aslında eksik olan bir şey aslında. Çünkü eğer siz çevrede de neler olup bittiğini, çevre kültürlerde de neler olup bittiğini eğer göremezseniz, öğrenemezseniz o zaman tabii ne olacaktır? Yapılan çalışma kısır kalacaktır. Benim kanaatim şimdi bilim içerisinde sadece o alanın içerisinde çalışıldığı için, o alanın içerisinde bilgi üretilmeye çalışıldı. Çevre kültürlerle ilgili olan bağlantıları çok fazla irdelense de çok fazla irdelenmediği için aslında mesele de anlaşılmıyor. Anlaşılmadığı gibi mesela o konuyu başka birisi değerlendirecekse eğer o konudan haberi varsa o konuya bakıp değerlendiriyor. Öyle olunca her bilim alanı aslında yaptığı çalışmada birazcık eksik kalıyor. İşte şimdi ben size anlatacağım bu putperestlik ve şirk konusunu bulabildiğim kadarıyla, anlayabildiğim kadarıyla, görebildiğim kadarıyla tüm ana kaynaklardan irdeleyerek izah etmeye çalışacağım. Yani arkeolojiden tutun, antik filolojideki bilgiler, oradan Tevrat'taki bilgiler varsa, İncil'lerdeki bilgiler varsa ve Kur'an'daki bilgiler, yani hepsini ben size sunmaya çalışacağım ve burada da sunduğum bu bilgiler çerçevesinde de ulaşacağımız sonuçları da hep birlikte görüp değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi birinci olarak putperestlik ne zaman başlamış olabilir? Yani putperestlik dediğimiz bu putlara tapma olayı acaba tarihin akışı içerisinde ne zaman başladı? Şimdi tabii biliyorsunuz fiziki antropoloji özellikle bize bazı türlerden bahseder. Bunlara hominid der ve bu hominidler, yani kuyruksuz büyük maymunlar, bu kuyruksuz büyük maymunların insana en süre olarak en yakın, benzerlik demiyorum, süre olarak en yakın kısımda olan mesela Neandertaller üzerinde bilgiler verir ki Neandertaller 220 bin ile 35 bin yılları arasında değerlendirilir. Yani bu dönemler arasında değerlendirilir ve bu dönemlere tarihlendirilir. Şimdi bu Neandertallerle ilgili olarak hem bunlar hominid olarak değerlendirilir, yani kuyruksuz büyük maymun olarak değerlendirilir, hem de onların mağaralarda resim yaptığı söylenir, izah edilir. Nedense bu resimler hep İspanya'da ve Fransa'da karşımıza çıkar. Oysa ki Neandertaller dünyanın her yerinde vardır. Mesela İspanya'daki ve Fransa'daki kadar mükemmel, yani insanın bile henüz neolitik dönemde başaramadığı şekilde resimler kaleme aldığı söylenir. Ama o resimler nedense Anadolu'da yoktur. Mezopotamya'daki mağaralarda görülmez. Mısır'daki mağaralarda görülmez. Afrika'daki mağaralarda görülmez. Ama ne hikmetse Fransa'da ve İspanya'da görülür. Şimdi dolayısıyla bunlar zaten Batılılar adı üzerinde hominid diye, yani kuyruksuz büyük maymun diye tanımlamışlardır. İşte insan dediğimiz tür ise Natuf kültürü içerisinde değerlendirilen Filistin ve Ürdün coğrafyasında ortaya çıkan ve orada evler yaptığı ve yabanıl otları bir şekilde değerlendirmeye aldığı ve çeşitli kaselerin, taştan kaselerin yapıldığını ifade edilen bir kültürle karşılaşırız. Bu kültür
İşte İsa'dan önce 11 binli yıllara tekabül eder. 11 binli yıllardaki aslında insanlardır bunlar. Çünkü az önce ifade ettiğim o türler, hominidler aslında benim idrakli varlıklar ya da mahluklar diye ifade ettiğim türlerdir. Ve onlar da dünya üzerinde yaşamışlardır. Belli bir dönem içerisinde yaşamış ve nesilleri kesip kaybolmuştur. Bunlar uzun meseleler, bunlara girmiyorum. Buradan Natuf kültüründen 1000 yıl sonra da Urfa'da, Şanlıurfa'da Göbekli Tepe diye bir merkez keşfedilmiştir. Hemen akabinde de son yıllarda Karahan Tepe ve bunun gibi benzer merkezlerde keşfedilmeye başlanmıştır. Şimdi bunları niye anlattım? Çünkü Kur'an-ı Kerim Yunus Suresi 19. ayette insanlar inanç birliği içinde bütünleşmemiş tek bir topluluktan ibaretti. Sonra aralarında inanç farklılığı oluştu. Eğer Rabbinin katından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı ayrılığa düştükleri konuda aralarında hüküm verilir, iş bitirilirdi derken insanların yani ilk insanların, ilk dünya üzerinde görülen insanların aslında inanç birliği olduğunu Kur'an ifade ediyor. Şimdi arkeolojik veriler içerisinde tabii henüz verilerin, bu dönemdeki verilerin çok fazla elimizde olmamasından dolayı bu konuda fazla bir şey söyleyemiyoruz. Yani evet Göbekli Tepe'de pek çok kabartmalar keşfedildi ama henüz onun gibi daha pek çok yerleşme bulunmalı ki sağlıklı yorumlar yapılabilsin. Şu andaki yorumlar tabii çok kısır ve sığ yorumlar olarak yazılıp çiziliyor ve bunlar da zaten yazılıp çizilmesi de doğru şeyler, yazılıp çizilmeli zaten bunların anlaşılabilmesi için. Tabii bilgiler arttıkça ne olacak? Bu dönemdeki inanç sistemleri de ortaya konulmaya çalışacak. İşte herkes, işte bunları Türklere bağlayanlar var, farklı uluslara bağlayanlar var o inanç sistemlerini. Ama tabii şimdi bunlar için bir şeyler söylemek çok zor. Ama 8000'li yıllara geldiğimizde, İsa'dan önce 8000'li yıllara geldiğimizde bunu Neolitik çağ, yani yeni taş çağı, Batılı'nın ifadesiyle Neolitik, Türkçe çevirisiyle yeni taş çağı, benim ifademle Adem çağı, Hazreti Adem çağı. Çünkü sonuçta Adem bu çağlar içerisinde hani dedik ya Göbekli Tepe, Göbekli Tepe'de bir neolitiktir ama akeramik neolitiktir. Yani çanak çömleğin icat henüz edilmediği neolitiktir ama Çatalhöyük'e geldiğimizde artık insanlık çanak çömleği, kilden yaptığı çanak çömleği eliyle şekillendirmeye başlamıştır. Ve buna da bu döneme de erken Neolitik adı verilmiştir arkeoloji literatüründe. Şimdi bu Neolitik dönem içerisinde bakınız burada bir canlandırma görüyorsunuz. Kazıda yapılan çalışmalardaki temel izlerinden bu evlerin ne şekilde olduklarını bize gösterilmiş burada. Bakın evler birbirine bitişik olarak yapılmış ve görebiliyor mu bilmiyorum. Bakın şuralarda boşluklar var. Çeşitli boşlukları görebiliyoruz buralarda. Bunlar da çöp boşlukları. Evlerin arasında sokak yok ama bu boşluklara insanlar çöplerini bırakıyorlar. Ve bu da tabii bunların çabuk mikroptan dolayı çabuk ölmelerine, genç yaşta ölmelerine sebep oluyor. Sebeplerinden bir tanesi tabii. Ve bakın evler birbirine bitişik ve sur duvarı şeklinde yapılmış gibi sanki. Yani dışarıdan gelebilecek tehlikeye karşı da, bakın burada da görülüyor, gelebilecek bir saldırıya karşı da korumuş oluyor. Evlere çatıdan giriliyor merdiven aracılığıyla ve merdiven aracıyla hem giriliyor hem çıkırılıyor. İşte bu dönemde tabii tarım da var ve artık tarım, bitkilerin de tarımı yapılıp, ekmek de buğday üretilip ondan da ekmek
yapılabiliyor. Yani artık insanoğlu tüm yeryüzüne, hem Anadolu'ya, hem Mezopotamya'ya, hem Mısır'a, hem diğer bölgelere yavaş yavaş dağılmış durumda, burada anlaşılabiliyor, görülebiliyor. Zaten Çatalhöyük denmesinin şeyi, hem buradan bir nehir akıyor, hem bunun aynısı, bu höyüğün bir benzeri de hemen diğer kısımda olduğu için, iki höyük olduğu için burada iki yerleşme, onun için Çatalhöyük adı veriliyor. Bakın bu evlerin içerisine girdiğimizde, merdivenle aşağı indiğimizde bir ocak ve aynı zamanda bakın şuralarda sekiler var. Sekilerin altında bunların kabirleri var, mezarları var. Ve burada ölülerini hoker tarzında, yani bacakları karna çekik vaziyette bir cenin tarzında, yeni doğan anne karnındaki bir çocuğun duruşu şeklinde gömüler yapıyorlar. Bakın burada boğa başları görüyoruz. Boğa başlarını, boğaları kestikten sonra buraya monte edip üzerlerini çamurla sıvıyorlar, kille sıvıyorlar. Büyük ihtimalle tabii bu dini bir amaç için yapılmış bir şey. Çünkü daha sonra birazdan konuşmamın ilerleyen kısımlarında bu boğanın hangi tanrıyı temsil ettiğini zaten izah edeceğim. Boğa kültü burada meşhur. Bakın şurada yine aynı şekilde boğaları üst üste koymuş ve bu şekilde. Evet, işte yine burada belki boğanın avlanması ya da bir tören sırasında boğanın etrafında dönen, dans eden kişiler burada görülüyor. Evet, şimdi demek ki burada bir boğa kültü var. Bir de özellikle kadınlık uzuvları abartılarak yapılmış olan, bakın burada görüyorsunuz, iki leopardan oluşan ya da aslandan oluşan iki tane buradaki heykelciğin bulunduğu bir tahtın üzerinde kadınlık uzuvları abartılarak yapılmış bir ana tanrıça heykelciği görüyoruz. Ve bunun doğurma eylemini yaptığı şeklinde bu olay yorumlanıyor. Şimdi biz buna ana tanrıça diyoruz. Peki niye ana tanrıça diyoruz biz buna? Yani bu ana tanrıça olmayabilir. Çocukların, ki bunlar 30 santim yüksekliğinde heykelcikler zaten. Bunlar ana tanrıça olmayabilir. Peki biz buna niye ana tanrıça diyoruz? Bakın, bunun aynısı İsa'dan sonra 30'lu yıllarda, hatta İsa'dan önce 30'lu yıllardan sonra Roma'da bakın yine iki tane aslanın bulunduğu bir taht üzerinde, bu sefer daha kadınımsı bir şekilde yapılmış başka bir kibele, yani Hititler zamanında adı Kubaba olacak bir ana tanrıçayı burada görüyoruz. Bakın 8000'li yıllardaki ana tanrıça kültü hiç aralıksız, hiçbir şey vermeden, ara vermeden ta Roma dönemine kadar, yani İsa'dan sonraki dönemlere kadar ne yapmış? Gidebilmiş. Peki o zaman burada sonraki kazıdaki yeni işte bir 5 yıl kadar ki dönemler içerisinde bu ana tanrıça heykelciklerinin çöplüklerde bulunduğu rapor edilmişti Jan Hodder tarafından. Orayı kazan bir İngiliz'di. Şimdi Eskişehir Üniversitesi'nden bir hocamız orayı kazıyor. Şimdi bu şekilde ifade edildi, raporlandı. Bu da bu inancın bittiği şeklinde algılanabileceği gibi, yani bu ana tanrıça inancının bu dönemde ara verildiği, belki belli bir dönem için ara verildiği şeklinde yorumlanabileceği gibi pek çok şekilde de yine mantıklı bir şekilde farklı şekilde yorumlar buna getirilebilir. Şimdi demek ki bakınız, Neolitik dönemde iki tane kültürden bahsedebiliriz. Bir tanesi boğa kültü, bir tanesi de ana tanrıça kültü. Peki boğa kültü neyi temsil edecekti daha sonraki yıllarda?
fırtına tanrısını sembolize edecekti. Dolayısıyla burada bakın dikkat edin, Neolitik dönemle birlikte biz put algısıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ha, bunun akeramik Neolitik'inde ne vardı? Belki bu şu an için biraz flu, yani kesin bir şeyler söylemek için çok erken. Ama Neolitik kültür için diyebiliriz ki bu dönemde, Neolitik dönem içerisinde iki tane kültür vardı. Biri ana tanrıça kültü, bir tanesi de boğa kültü. Şimdi 8000'li yıllardan gelelim 3000'li yıllara. Hatta geç kalkeolitik dönemlerden eski Tunç çağına kadar olan döneme gelelim. Yani bu dönem 3500'lerden 2000'li yıllara kadar süren bir süreç. Yani şimdi biz neden bahsettik? Hangi dönemden bahsettik? 8000'den şeye gelene kadar 3500'lü yıllara gelene kadar ki ya da 3000'li yıllara gelene kadar ki bir kültürden söz ettik. Yani bir put algısından söz ettik. Bir dini bir inanıştan bahsettik. Peki şimdi bu dönemde, yani eski Tunç çağında, ki ben buna Hazreti Nuh çağı diyorum, ki biz bunları zaten bu şekilde bölümleyebilseydik bu çağları, yani taşlar ve madenler üzerine batıda sistemleştirilmiş olan bu çağları bu şekilde bölüp öğrencilerimize izah edebilseydik bu alanları çok güzel algılatabilirdik diye düşünüyorum. Yani şimdi bu taş ve madenleri tabii öğrenciler anlamak istemiyor. Çünkü bir de onların Latincesini ve Grekçesini öğrenmek zorundalar. Onlar da o iş onlar için de zor oluyor. Onun farkındayım yıllarca. Evet, şimdi peki bu dönemde karşımıza kim çıkıyor? Tabii peygamber olarak Hazreti Nuh çıkıyor. Şimdi Hazreti Nuh dönemine ait Nuh suresi 23. ayette şöyle bir ifade geçiyor. Ayet geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki, dediler ki sakın tanrılarınızı bırakmayın. Ne Vedi, ne Suva'ı ve ne de Yavuz'u, Yevuk'u ve Nesri. Bakın. Şimdi burada 5 tane put sayıldı. Ya Kur'an-ı Kerim durup dururken 5 tane putun ismini verdi. Aslında çok önemli bir veri bu. Yani arkeoloji için, arkeoloji literatürü için bulunmaz bir nimet. Yani bunu hani altının değerini sarrafanlar deniliyor ya, işte bunun değerini de tarihçiler, arkeologlar, antik filologlar anlar en iyi bence. Çünkü burada şimdi Ved, Suva adlı iki tane put görüyoruz. Şimdi bakınız, Elmalılı Hamdi Yadır, Halk Dini, Kur'an Dili, cilt 8, sayfa 355'te bu Ved ve Suva için ne diyor? Bakınız, ne Ved'i ne Suva, neyse bunlar, yani bu putlar kendilerince en büyük tanıdıkları ve tapındıkları putların isimleridir. Yani diyor ki Nuh döneminin putları arasında, onların halkının taptığı putlar arasında o kadar çok put vardı ki bu putlar kendilerince en büyük tanıdıkları ve tapındıkları putların isimleridir. Bununla beraber kendi aralarında dereceleri birbirinden farklıdır. Bakın şimdi ayette bunu nasıl ifade ettiğini anlatıyor Elmalı bize. Bunu tabii Arapça bilenler daha iyi anlayacaklar ki ben hepinizin Arapça bildiğini varsayıyorum. Ama ben Arapça bilmiyorum tabii bu arada. Evet, bazılarında la'nın tekrarlanması ve bazılarında söylenmemesiyle bu farklılığa işaret olunmuştur. Demek ki Ved ve Suva'dan her biri Yavuz, Yevuk ve Nesrin hepsine karşılık söylenmiş oluyor. Yani benim anladığım burada iki tane put, yani Ved ve Suva diğerlerine göre en büyük put. Peki, bunu da anladık. Bunu bize kim izah etti? Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Hoca ifade etti. Şimdi Diyanet'in Suva maddesine bakalım. Bakın, burada diyor ki Suva için, diğer taraftan Suva'nın bir kadın, bakın Suva demek ki bir dişi,
şeklinde tasvir edilmesi ve erkek suretinde temsil edilen Ved. Bakın, erkek de Ved şeklinde tasvir ediliyor. Yani Neolitik'te gördüğümüz fırtına tanrısını sembolize eden boğa, erkek, ki daha sonra birazdan göstereceğim neden erkek olduğunu, ve ana tanrıça heykelciyi. Şimdi demek ki bunlara, yani bu iki Neolitik'teki bu iki puta Sümerler döneminde, Nuh peygamber, Sümerler döneminde tabii farklı isimlerle anılıyor da onu da izah edeceğim şimdi. Nuh peygamberin toplumunca Ved ve Suva adıyla anılıyor. Yani fırtına tanrısı Ved, Suva da ana tanrıça olmuş oluyor bu durumda. Şimdi Sümer panteonunda tabii 300'ün üzerinde put var. Ve bunlardan tabii beşli, yedili, efendim onlu, on ikili gibi böyle değerli, yani o bu kadar putun içerisinde mesela beş tanesi çok değerli olan putlar var. Mesela bunlardan biri Enlil ve eşi Ninlil. Bakın. Biri Enlil, biri Ninlil. Biri Enki, bu da Ea aslında. Diğer adı Ea, sular tanrısı. Diğeri Ninhursag, diğer bir tanrıça. Nanna, ay tanrısı, güneş tanrısı. Mesela bunlar panteonun gözde putları. Aynı yukarıda Kur'an'ın saydığı Ved, Suva, Yavuz, Yavuk, Nesir gibi. Aynı o şekilde o beş put, ama o beş putun en önemlisi kimdi? Ved ve Suva'ydı. Yani biri erkekti, biri dişiydi. Bakın, An gök tanrısı ya da Enlil, ya ha An, ha Enlil, ikisi de aynı anlama geliyor. Bunlar hava tanrısı, yani bunlar fırtına tanrısı demek zaten. Ve bir de Enlil'de ve bunun eşi de Ninlil. Nin kadın demek zaten. Nin Sümerce kadın demek. En de erkek demek. Bakın aslında peki Sümer toplumunda Ninlil'in diğer adı nedir? Bakın çok ilginç bir şey söylüyorum şimdi. Ninlil'in diğer adı Sut'tur. Yani Kur'an'daki Suva'dır. Sut. Peki bu Sut nerenin özel tanrısı olmuştur? Şurupak kentinin özel tanrısı olmuştur. Peki Şurupak kentinde ne kopmuştur? Tufan kopmuştur. Tufanın koptuğu kentteki ana tanrıça, bir tanrıça olan Sud'un, yani Ninlil'in bir tapınağı vardır. Yani Kur'an'da ifade edilen Suva'nın. O zaman bakın böyle büyük ipuçları da bu konularda yakalayabilirsiniz. Dolayısıyla Nuh peygamberin yaşadığı coğrafyayı da algılayabilirsiniz. Yani tufanın Sümer tabletlerinde Şurupak'ta koptuğunu ve oranın en büyük putundan bir tanesinin, Sut'un, orada bir tapınağının ele geçirildiğini. Bunların hepsi birer, değil mi, tesadüf olmasa gerek. Bakın yine şimdi gelelim Orta Tunç Çağı'na, yani 2000 ile 1450 yılları arasına geldiğimizde, şimdi yani buna biz İbrahim Peygamber Çağı olarak adlandırıyoruz yine. Yani mesela bunları biz Batılı'nın söylediği şekilde de öğrencilerimize öğreteceğiz. Hem de bunu İbrahim Peygamber'le de ilişkilendirerek öğrencinin hafızasında bir algı oluşturmuş olacağız. Dolayısıyla öğrenci algısını kendisi kurarak İbrahim Peygamber'in özelinde ya da diğer peygamberlerin özelinde, hangi çağsa o, onun özelinde ne yapacak? Bizlere kendisi bu çağları daha rahat, daha güzel bir şekilde anlayabilecek. Şimdi İbrahim Peygamber dönemine geldiğimizde, Anadolu'ya baktığımızda, ki Harran kentinde İbrahim Peygamber Harran kentine göç etmiştir. Bu bilgi bence doğru bir bilgidir. Ur kentinde doğmuştur. Bu da doğru bir bilgidir. Tevrat verir bu bilgiyi ama tarihi verilerle bu bilgiler uyuşur. Bunu
Kur'an arkeolojisi kitabında yazdım, izah ettim. Bu uzun bir mesele, yani bu ayrı bir konu. Harran kentindeyken, yani İbrahim Peygamber aslında hem Ur kentinin putlarını çok iyi tanıyordu, hem de Anadolu'daki putları çok iyi tanıyordu. Sonra gideceği Filistin coğrafyasındaki putları da çok iyi tanıyordu. Ama çok ilginç, mesela bu işin ilmini yapanlar hiç put bilmiyor. Yani bu putlar nedir, ne değildir? Yani İbrahim Peygamber bu putlara karşı nasıl bir mücadele vermiştir? Bu putların felsefesi nedir? Bunlara kafada yorulmuyor ve hiç bunların algısı da yok. Mesela İbrahim Peygamber Ur kentindeyken, hani o Ur kentinde şeye girdi, tapınağa girdi, tüm tapınaktaki putları sağ eliyle devirdi. Kur'an onu sağ eliyle der, Barnabas İncil'i baltayla der. Maalesef herkesin kafasında da balta kalmıştır. Bu balta kelimesi de Kur'an'ın sağ eliyle kırdığı meselesinin üzerine örtmüştür maalesef. Ve onu Müslümanların nezdinde unutturmuştur o ayeti, o gerçek bilgiyi unutturmuştur. Gerçek olmayan bilgilerle Müslümanların kafası şekillenmektedir, şekillenmiştir, yanlıştır. Evet, o putların hepsini sağ eliyle kırdıktan sonra en büyük putu bırakmıştır. Şimdi bizim insanımızın kafasında en büyük deyince cüssece en büyüğü anlıyor bu, en büyüğü bunun. Hayır, dedim ya, putlar arasında bir, az önce gösterdim, hiyerarşi var. Yani bir sürü putlar var. Onların en büyüğü neydi? Fırtına tanrısı ve onun eşiydi. Ve bunu bakın Neolitik'te de gördük. Yani Neolitik'te de aynı şekilde fırtına tanrısı boğa ve ana tanrıça heykelciydi gördük. Peki burada neydi? Bakın burada da o büyük put Marduk'tu. Peki Marduk'un açılımı nedir? Marduk aslında daha sonra verilmiş bir isim. Yani Helenistik dönemde verilmiş bir isim. Aslında onun adı Amar-Utu'dur. Ne demek? Güneşin danası demek. Yani o da bir fırtına tanrısı. Demek ki İbrahim Peygamber hangi putla mücadele etmiş? Fırtına tanrısıyla mücadele etmiş. Peki o fırtına tanrısı Filistin coğrafyasındaki adı ne olacak onun? İşte onun adı El olacak. Orada El olacak onun adı. Peki Harran'dayken onun adı neydi? Onun adı ya Hurrice Teşub olarak söylüyorlardı ya da Luvice Tarhunt olarak söylüyorlardı ismini. Yani iki isimle Anadolu'da bu put anılıyordu. Yani ben Teşub derken aslında İbrahim Peygamber'in eski Babil devletinde ki Marduk'un ismi aklıma geliyor. Marduk deyince Anadolu'daki Tarhunt aynı şey. Yani bunlar uluslara göre isim verilmiş tanrı ve tanrıçalar. Yani oysa ki mahiyetleri aynıydı. Peki bakın şimdi Enuma Elish diye bir efsane var. Tabii bu efsane çok sonraları yapılan kazılar sırasında İbrahim Peygamber'den çok sonra ortaya çıkmış bir efsanedir. Ama yine İbrahim Peygamber döneminin putperest felsefesinin bize hakkında, putperest felsefesi hakkında bize bilgi verir. Peki bu Marduk'un kaç tane sıfatı var biliyor musunuz? Tam 50 tane sıfatı var. Bakın ben size birkaç tanesini sayayım ve İbrahim Peygamber'in verdiği putlara karşı verdiği mücadeleyi anlayın. Nasıl çileler çekmiş İbrahim Peygamber? Otlakların ve su kaynaklarının koruyucusu. Ahırları bolluk içinde tutan, yaratan ve yok eden, affeden ve cezalandıran, hayat veren, intikam alan, bereketli toprakları, tarlaları, arpayı ve keteni veren, bitkileri yetiştiren, hiçbir tanrı onun dengi değil. Bağışlayıcı, canlıları dirilten, efendim, aralardan seçip okuyorum, zenginliği veren, şehirleri bayındır kılan, buğdayı veren ve tahılı getiren, insanların neyi varsa bol eden, geniş yeryüzüne bereket yağdıran, türlü bitkileri veren, efendim kar yağdıran, gökyüzünün ve yeryüzünün yaratıcısı, bütün insanları yaratan. Bakın bunun gibi daha bir sürü 50 tane sıfat var.
Yani İbrahim Peygamber Allah birdir dediğinde ya da işte Allah insanlara şifa veriyor, yaratıyor dediği zaman onlar da diyor ya işte bizim putlarımızla aynısını yapıyor zaten. Bakın peygamberlerin bu manada işleri çok zor ama bunların felsefesini daha anlayabilen ve yazabilen çıkmadı içimizde. Yani bu putların İbrahim peygamber bunlarla nasıl uğraştı ya da diğer peygamberler bu putlarla nasıl mücadele etti. Birazdan zaten bu silsileyi göstereceğim, bu gelişme, bu putlardaki bu gelişme meselesini göstermeye çalışacağım. Yani dolayısıyla bakınız İbrahim peygamber dönemine geldiğimizde de yine hem Mezopotamya'da hem Anadolu'da pek çok tanrı var. Yine baş tanrı fırtına tanrısı yine ve onun eşi Arinna kentinin güreş tanrıçası. Bunun Hattice adı Vuruşema, Vuruşemu. Yani diğer adı Hattice olarak söylenirse Vuruşemu ya da Arinna kentinin güneş tanrıçası. Yine bakın ta Neolitik'ten beri süre gelen fırtına tanrısı ve eşi muhabbeti halen burada devam ediyor. Şimdi bakınız peki tanrıların nasıl bir şeyi var? Mesela tüm Hitit tarihi boyunca Hitit kralları fırtına tanrısının yeryüzünde halifesi konumunda. Mesela ne diyor bakın bir Hititçe metin? Ülke, yer, gök ve insanlarıyla fırtına tanrısına aittir. Fırtına tanrısı kral Labarna'yı yani kralı vekil tayin edip yönetici yaptı. Onu tüm Hatti ülke ona tüm Hatti ülkesini verdi. Labarna tüm ülkeyi yönetsin. Yani fırtına tanrısının yeryüzünde gölgesi Hitit kralları. Bu algıyı yani Hitit Anadolu'da varsa bu algı, bu putperestlik algısı, bunu Mezopotamya içinde düşüneceksiniz. Bunu Mısır putperestliği içinde düşüneceksiniz. Çünkü putperestliğin felsefesi isimler değişse de mahiyet olarak hemen hemen aynı şekilde tüm o zamanki dünyada devam edip gidiyor. Bakın burada fırtına tanrısını görüyorsunuz ve yanında da karısı Arinna kenti güneş tanrıçası. İmparatorluk döneminde bunun adı Hurrice Hepat olacak. Bakın Hurriler buna Hepat diyordu. Bakın dedim ki fırtına tanrısı neyle sembolize ediliyor? Boğayla. Bakın bunlar da fırtına tanrısının iki boğası. Bunun şuradan şarabı koyuyor tanrısına, yani fırtına tanrısına, bu put nasıl bir, neredeyse o put, şarabı koyup bunun burunlarında delikler vardır iki tane. Oradan da o fırtına tanrısının huzurunda o şarabı ona akıtıyor ki o onu mutlu ederse, ne kadar mutlu ederse bir insan tanrılarını, o nispette ne olmuş oluyor? Tanrılardan bağış almış oluyor. Yani o kadar hediyeler almış oluyor, o kadar değerlendirilmiş ve yükseltilmiş oluyor tanrılar nezdinde o kişi. Şimdi yine 1800'lerden 1420'lere kadar, daha doğrusu 1500'lerden 1420'lere geldiğimizde Yusuf, Eyüp ve Lokman, tabii bunlar Yusuf peygamber Mısır için söylüyorum. Orada da tabii farklı isimlerle fırtına tanrılısı, yine farklı isim ve eşi anılıyor. Efendim siz Allah'ı bırakıp sadece sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlere tapıyorsunuz. Bakın zaten bu isimleri kim verdi o putlara? Onun insanla oranın insanları verdi. Peki onlara kim o anlamı yükledi? Onu da oranın insanları yükledi. Yani onlara bir vahiy gelip de bu putların isimleri ya da sıfatları şunlardır demedi. Evet, şimdi Hitit Pantheon'un imparatorluk dönemine geldiğimizde 300'ler civarında olan eski Hitit'teki Pantheon, yani Hititlerin tanrılarının bulunduğu Tanrılar Meclisi alayı 300 civarında üstündeyken 1000 tane tanrı ve tanrıçaya ulaştı. Ve çok ilginçtir. Mesela burada çok ilginç bir kavramla karşılaşırız imparatorluk döneminde. Bu dönemde Hititlerin icadı olan dikili taşlarla karşılaşırız. Ben dikili taşlarla ilgili olarak
Hitit tarihi ve inşallah görülüyordur. Hitit tarihi ve idari kil kitaplar adlı bu kitabında bu dikili taşlarla ilgili 47'den efendim 51'e kadar bilgi verdim. Aynı zamanda Hitit Kürt envanter metinleri diye yine çevirdiğim bu metinlerde bu dikili taşlara da nasıl bir hizmet yapılıyor? Onları birazdan kısaca izah edeceğim, anlatacağım, okuyacağım. Bunları çevirdim. Şimdi bu dikili taş mevzusu aslında çok önemli bir mevzu ve İslam dünyasında fazla bilinmeyen bir mevzu. Dikili taş nedir, ne değildir? Mesela şöyle bir şey deniliyor. Haç'ta bir şeytan var. Taş yani şeytan taşlanıyor. Orada bir taş var. Ve insanlar şeytanı taşlıyor orada. Ya aslında işte dikili taş felsefesini ya da meselesini insanımız unuttuğu için, bilmediği için oradaki o dikili taşın neyi temsil ettiğini bence anlamıyor. Orada aslında insanlar putlara bir daha asla dönmeyeceklerine yemin ediyorlar. Yani biz putlara karşı dimdik ayakta duracağız, şirke bu noktada şirke herhangi bir şekilde batmayacağız diye orada söz veriliyor. O manada o taş taşlanıyor. Yani yoksa tabii ki sonuçta o dikili taşlarda şeytanın birer pis işleri olarak Allah tarafından nitelendiriliyor zaten. Yani bir nevi şeytanın işleri zaten onlarda. Yani dolayısıyla dikili taşlar. Peki dikili taş aslında dünyaya, dünya putperestliğine Hititlerin kazandırdığı bir kavram. Nedir? Na4 Huvaşi diye geçiyor çivi yazılı belgelerde. Na4 taş demek. Huvaşi Hititçe bir kelime ama bunun Sümercesi var. Sümercesinden bu kelimenin ne anlama geldiğini bulabiliyoruz. Zikin, zi ruh iş, icraat anlamına geliyor. Zi ruh anlamına geliyor. Kin de iş anlamına geliyor. Yani ruh işi anlamı. Ruh işi taşı. Yani ruhla alakalı olan bir taş anlamına geliyor. Peki mahiyeti nedir? Bunlar taştan ve ağaçtan yapılabiliyor bu taşlar. Ve açık havada koruluk ve ormanlık alanlarda dikiliyor. Sınır dışı taşı görevi görüyor. Sabit ve taşınabiliyor bunlar. Böyle bir özellikleri de var. Ve bunlara kurbanlar kesiliyor bu taşların önünde. Ve onlara hem kanlı kurbanlar yapılıyor hem de sıvı kurbanlar, libasyonlar ve ekmek kurbanları yapılıyor bu taşlara. Neden? Çünkü bu taş o kişinin hangi tanrıyı tahayyül ediyorsa, mesela fırtına tanrısını tahayyül etti. Fırtına tanrısını tahayyül ettiği ederek tabiattan bulduğu herhangi bir taşı fırtına tanrısı adına dikiyor. Zaten bedava bir taş. Öbür türlü ne yapacak? O putun satın alacak ve belki dünya para ama ya da putu o anda eline geçiremeyecek. O anda bir put bulamayacak yanında işlenmiş bir put. İnsan şeklinde bir put bulamayacak. Ve taşı o putun niyetine dikiyor. Peki bakın şimdi size ilginç bir şey söyleyeyim. Mesela İbrahim peygamberle ilgili ayetlerin tamamını çıkartın Kur'an-ı Kerim'den. Mesela orada heykel noktasında geçen sanem ve benzeri kelimelerle karşılaşacaksınız. Yani insan şeklinde putlar. İbrahim peygamber döneminde bu putlar yok. Yani dikili taşlar yok yani. O ifade edilmiyor zaten. Olsaydı zaten Kur'an-ı Kerim ona dikili taş diye bir şekilde araya girerdi. Dolayısıyla İbrahim peygamber zamanında böyle dikili taşlar yok. Kur'an'dan bunu zaten çok rahat anlıyoruz. Ama Hitit İmparatorluk dönemine geldiğimizde yani 1380'li yıllara geldiğimizde bu dikili taşlarla karşılaşıyoruz. İlk defa Hitit metinlerinde karşılaşıyoruz. Çok ilginçtir. Bu dikili taşlarla bir de Yakup peygamber döneminde Tevrat'ta karşılaşılır. Yakup peygamber Harran'a bir seyahat yapacağı sırada
bir yerde dinlenmek için çekilir ve orada bir taşı alır, onu yastık yapar ve orada uyur, sabah kalkar, taşı üzerine yağ gibi şeylerle libasyonlar yaparak o taşı kutsar. Ya çok ilginç bir şey bu Tevrat. Yani Yakup peygamberin bu böyle bir dikili taşa değer verdiğini anlatmaya çalışır Aysa. Bunu merak edenler Yaratılış 28. bölüm 10 ve 22. cümlelere bakabilirler. Şimdi Yeşu dönemine gelindiğinde Yeşu da bir tane taş diker ve bunun her şeye şahit olması gerektiğini, bunu her şeye, bu taşın orada bulunan, konuşulan her şeye şahit olacağını söyler. Yani bir nevi bir dikili taş orada diker. İlginçtir, Musa ise Tevrat'ta dikili taşların tamamen parçalanmasını söyler. 4. yüzyıla geldiğimizde, İsa'dan önce 4. yüzyıla geldiğimizde Nebatilerde de dikili taş geleneği görürüz. Bakın çok ilginçtir bu. Bu dikili taş zaten geleneği Nebatilere daha önceki işte Hititler ve o dönemin coğrafyası, işte bu tabii Kuzey Suriye'ye yayılıyor o dönemden sonra, yani Hitit İmparatorluğu dönemiyle birlikte. Ve tüm bölgelerde artık dikili taşları görebiliyoruz. Hitit çivi yazılı belgelerde de geçiyor zaten. İşte Nebatilerde de bu var, dikili taşlar. Zaten Nebatiler eliyle de bu dikili taşlar cahiliye Araplarına, Peygamberimiz dönemindeki Araplara da geçmiş. Onlar da zaten bunları biliyorsunuz, kaynaklarda var. Önce Safa ile Merve arasına dikiliyorlar. Sonra Zemzem kuyusuna yakın bir yere dikiliyor. Tabii bunlar da Lat, Uzza, Menat, Hubel gibi diğer putları temsil ettiği düşünülerek onlar dikiliyor. Onların etrafında tavaf ediliyor, tıraş olunuyor, değil mi? Bunun gibi şeyler yapılıyor bu dikili taşların etrafında. Tabii burada hemen aklımıza Hacerül Esved taşı geliyor. Hemen piyasada bir sürü kitap var. İşte Hacerül Esved ile ilgili, işte şeyden meteor taşıdır, gökyüzünden düşmüştür deniliyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim de yani onun göktaşı olduğuna dair zaten hiçbir bilgi onunla ilgili bulamıyorsunuz. Ve Hacerül Esved'i Kibele ile, ki doğrudur, pardon, Hacerül Esved'i değil, siyah taş, yani Roma döneminde özellikle Pesinus'tan alınıp Roma'ya taşınan siyah taşla eş tutulmaya çalışılıyor Hacerül Esved. İşte bu bu buradan gelmedir, yani bu inanç buradan olmadır gibi bazı şeyler söyleniyor. Oysa ki bir kere bu meteor bir taş değil, çünkü kaynaklarda zaten onu Ebu Kubeys dağıydı zannediyorum. Dağında Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail o taşı, alelade bir taşı alıyorlar ve Kabe'nin bir köşesine bunu monte ediyorlar. Çünkü şaf, yani tavaf oradan başlayacak. Onun yerini belli etmek için yapılmış bir şey. Zaten Kur'an'a göre kutsal olan Hacerül Esved değil, Kabe'dir zaten. Bunun da ayetini hemen söyleyeyim. Ali İmran suresi 96. ayete bakarsanız Kabe'nin orada kutsal olduğunu görürsünüz zaten o ayetle. Sonra mesela Kur'an-ı Kerim'de dikili taşlar anılıyor ve bunlar şeytanın birer pislik işleri olduğu söyleniyor. Dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlara itibar edilmemesi, faloklar ile kısmet aranmamasının haram kılındığı söyleniyor. Bunun da ayetini söyleyelim, Maide 3. Gibi. Yani dolayısıyla bakınız, Hititlerin icat ettiği bu taşın şeyini, sevrivenini nereye kadar gördük? Peygamberimizin putperestlik, putperest halkının da aynı şeyleri uyguladığını gördük. Mesela Hititler zamanında bu Tanrı'nın dikili taşlarının rahipleri var ve bunlar için ilkbahar ve sonbahar bayramları tertip ediliyor. Çok ilginçtir mesela. Ve bunlar için bu bayramlar kutlanacağı sırada bu tanrılara sunulacak işte 6 somun ekmek, bira dolu işte şu kadar testi gibi, bunlar metinlerde uzun uzun belirtilmiş ve Hitit toplumundan bunların da temin edilmesi isteniyor. Bakın dikili taş şeyi demek ki
yine burada çıkıyor. Ama burada dikili taş deyince şunu anlayacağız. Dikili taşlar herhangi bir tanrıyı temsil edebilmek amacıyla dikilmiş olan taşlar. Yani ister bunu mesela Hitit'teki 1000 tanrıdan herhangi biri için onu dikebilir, o niyetle o taşa, o puta tapınabilir. Zaten bakın Cicero ne demiş? Ne kadar lisan varsa o kadar tanrı vardı. Az önce benim ifade etmeye çalıştığımı güzelce özetlemiş. Şimdi fırtına tanrısını dedik. Peki bunun eşi var. Eşi bakın Hititler döneminde fırtına tanrısının eşi yani tanrıça Hepat yani Arinna kentinin güneş tanrıçası. Arinna kenti nerededir derseniz? Arinna kenti Çorum'un Alaca höyü olarak bildiğimiz ve bugün kazısı halen devam eden o sit alanı olarak değerlendirilmektedir bugün uzmanlar tarafından. Yani Arinna kentinin yeri Çorum yakınlarındaki Alaca Höyük'tür. Demek ki buradaki tapınak da Arinna kentinin tapınağı da buranın tanrıçası için yapılmıştır. Bu tanrıça da fırtına tanrısının nesidir? Eşidir. Peki bunun sıfatları neymiş? Bakın insanoğlu ilahi gücüyle yönetiyor. Yerin ve göğün sultanı, yeri ve göğü çeviren, tanrılar ve isimler arasında saygın, onurlu bir yere sahip, davaları doğru bir şekilde karara bağlayan, davasının sahibesi, ülkelerin sınırlarını idare eden, dua edeni duyan, merhametli dost, insanlığın iyiliğini isteyen, övgüye layık, nurun kaynağı, kusursuz, tüm ülkelerin anası babası, kadim tanrılar arasında olan, göklerin kapısını açan ve göklerin kendisine tanzim ettiği tanrıça. Bakın ne kadar çok değil mi? Ne kadar çok. Şimdi düşünün İbrahim peygamber düşünün. İbrahim peygamberi ve ondan sonra gelmiş olan İshak, efendim İsmail peygamber, işte Yakup ki o Filistin'deydi. Yusuf peygamber Mısır'daydı. Evet bu isimler böyle değildi ama sıfatları böyle olan tanrılarla boğuşuyordu. Onların bir işe yaramadığını, taştan topraktan olduğunu, kendilerine bile zarar ya da fayda getiremediğini anlatmaya çalışıyordu. İşleri çok zordu yani. Yani bu kadar anlam yüklenmiş bir şeye. Şimdi düşünün yani bugün bile bir şey söylüyorsunuz. O şeye insanlar o kadar çok anlam yüklemiş ki onların kafalarını bir şey anlatamıyorsunuz onların kafalarına. Şimdi şu gördüğünüz resim, bakın bu Arinna kentinin güneş tanrıçası ve kucağında oğlu Şarruma'yı görüyorsunuz. Bunun yanında ise ben bunu Barcelona'da bir kiliseden çektim. Burada Meryem ve kucağında oğlu İsa. Bakın dikkat edin bu İsa'dan önce 1380'li yıllar, bu günümüzde yapılmış. Yani 1380'li yıllar yani ya 4000 yıl önce yapılmış aşağı yukarı. Yani 4000 yıl önce bakın şunun elinin tutuşuyla Meryem'in elinin tutuşu aynı ya. Ya tahta oturuşu aynı, çocuğun kucağında duruşu aynı. Bu nasıl olabiliyor? Yani çok ilginç yani. İlginç bir şey. Ve bu altın, som altın ama 3-4 santim yüksekliğinde bir şey bu. Çok küçük bir şey yani heykelci. Değerli hocam, Horus'un Isis'in kucağındaki Mısır. Evet, aynı. Bir de meşhur görüntüsü var. O da aklıma geldi hemen. Aynı. Yani işte dedim ya bunlar hep aynı felsefenin ürünleri zaten. İsimler değişiyor sadece. Ama maalesef insanımız bunun bile farkında değil. Yani bu işi ilim yapmış olanlar bile bu işin farkında değil. Şimdi bakın burada Hititler'de ilginç bir şey göreceğiz şimdi. Şimdi burada putlar arasında evet bir hiyerarşi var. Evet iki tane büyük put var. Diğer putlar var. Ama bu büyük putlara da öyle her önüne gelen yani hiçbir aracı kullanmadan dua edemez. Yani öyle bir özellik yok. Bunlara da aracı putlar icat etmişler insanlar. Hititler zamanında. Mesela diyor ki bakın sen Hatti ülkesi fırtına tanrısının boğası beyim şerri öne çıkmıştır. Hani dedim ya fırtına tanrısı boğayla temsil edilir.
Şimdi hem onu sembolik şeyini anlatıyor. Yani fırtına tanrısı önüne çıkmıştır. Duamın sözlerini tanrılara sen duyur. Fırtına tanrısı boğası beyim şerri öne çıkmış. Yani ona duamın sözlerini sen o şerri sen onu fırtına tanrısına duyur şeklinde artık bir aracı putlar şeyi var. Şimdi burada bakınız. Şimdi burada yazılı koya burası. Boğaz köy. Burada fırtına tanrısı var. Burada karısı Hepat var. Burada oğlu Şarruma var. Hemen şurada arkada pek görünmüyor. Burada da tanrılar alayı var. İşte bu tanrılar alayına ev sahipliğini bu yapıyor. Ama bu tanrılara her önüne gelen direkt işte bakın burada da görüyorsunuz zaten. Oğlu Şarruma burada, Hepat ve Fırtına Tanrısı. Ve her önüne gelen o tanrıya, o büyük tanrılara her önüne gelen ne yapamıyor? Duasını yapamıyor. Onun için de aracı putlar icat etmişler. Dolayısıyla bu aracı putlar şeyi Hititlerle birlikte başlıyor. Ha, bu tabii ki Mezopotamya'da da var. Büyük ihtimalle. Çünkü dedim ya bu felsefe, putperest felsefe Mısır'da da aynıdır. Mezopotamya'da da aynıdır. Yani bu Hitit'te varsa orada da vardır. Ama şu anda keşfedilememiştir. Ama putperest felsefeden biz anlıyoruz ki bunlar evrenseldir bu putperestliğin felsefesi. Şimdi bakın burada ne dedi? Sen sahibem Arinna kentinin güneş tanrıçası. Sen bütün ülkelerin kraliçesisin. Sen kendine Hatti ülkesinde Arinna kentinin güneş tanrıçası yani Hitit ülkesinde sana Arinna kentinin güneş tanrısı adını verdin. Sedir ülkesinde yani kuzeyde, Kuzey Suriye'de de Hepat ismini verdin. Yani bakın orada adı Hepat oldu. Anadolu'da adı Arinna kentinin güneş tanrıçası oldu. Şimdi Konya'da Eflatun Pınar diye bir anıt var. Bakın bu anıtın üzerinde burada yıpranmış iki tane büyük tanrı var. Tanrı ve tanrıça çifti var. Burada da cinler var. Cinler. Şimdi tabii arkeoloji literatüründe batıdan gelme bir tabir olarak biz bunu demon diyoruz. Yani arkeolojik literatüründe bunu kullanıyoruz. Ama bunu halkımıza demon derseniz bunu anlamaz. Yani demon denilince bu tabir halkın hafızasında ya da algısında bir karşılığı yok. Ama cin derseniz algısında var. Bakın o zaman çok şey anlatırsınız. Yani bu cinlerin insanların içine giremeyeceğini, bunları insanları hasta edemeyeceğini, bunlar kötü yerlerde yaşamadığını, bunların tamamının putperest felsefesinin icadı olduğunu, bunların hepsini izah edebilirsiniz. Ama demon deyince bunları halka izah edemezsiniz. Ama akademik camiada evet bunlar söylenir, bu şekilde izah edilir. Bunda bir şey yok. Yani bu ilimleri de halkımızın seviyesine demeyeyim artık o tabir biraz ağır olur galiba. Halkımızın anlayacağı tabirleri kullanmamız lazım. Yani o şekilde izah etmemiz lazım. Bakın bunlar bu cinler. Aşağıda dağ tanrıları var. Burada cinler var. Karışık varlıklar diye tabir edilir cinler. Bunlar güneş kursunu yükseltiyorlar. Altta da yine bir güneş kursu var. İşte burada iki tane sahne var önemli. Bunlardan bir tanesi fırtına tanrısı, bir tane de eşi Arinna kentinin güneş tanrıçası. Yani Hepat'ı devam ediyoruz, görüyoruz. Bakın burada da, burada Alacahöyük'te yine, Alacahöyük'te fırtına tanrısının sembolü olarak boğayı buraya koymuş. Burada kral ve kraliçe var. Kral bakın elini okey yapar gibi yapmış ki bu Hititlerde dua şeyidir, hareketidir. Mesela eşi kraliçe de yine elini öyle yapacak ama kırılmış orası. Dolayısıyla bakınız burada fırtına tanrısına bir tapınım var. Bu da bir sunak yani o şeyde sunak olarak orada gösterilmeye çalışılmış. Şimdi geldik demir çağlarına. İsa'dan önce 9. yüzyıla. Şimdi fırtına tanrısının adı geç Hititler döneminde Güneydoğu Anadolu bölgemiz ve Kuzey Suriye bölgesinde
Tarhunzaş ya da Tarhunza ya da Tarhunt'tan bozulma zaten Luvice. Ve Hebat'ın yerini de Tanrıça Kubaba alıyor. Yani artık buna Tarhunzaş ve Kubaba ismi veriliyor. Bakınız yani fırtına tanrısı ve eşi fırtına tanrısı Tarhunzaş ve Kubaba olarak oluyor. Ama bakın burada şeylerini görüyoruz, kabartmalarını. Bu da Ereğli'de, Konya Ereğli'de bakın burada yine fırtına tanrısı var. Zaten şurada hiyerogrifte fırtına tanrısı olduğu yazılı. Elinde bir başak tutuyor, efendim üzümler var elinde ve belinde üzüm salkımlarıyla sembolize edilmiş. İşte şimdi bunun adı Kur'an'da bahsedilen, İlyas peygamber zamanında bahsedilen adı Baal oluyor. Yani o coğrafyada Ürdün ve Filistin bölgesinde ve hatta yine Kuzey Suriye bölgesinde de bunun ismi Baal olarak anılmaya başlanıyor. Yani dolayısıyla aslında Baal demek ne demek? Fırtına tanrısı demek. Dolayısıyla Anadolu'nun insanı ona Tarhunzaş derken Filistin ve Ürdün coğrafyasındaki insanlar da ona Baal demeye başlıyorlar. Şimdi Hesiodos'un kaleme aldığı teoloji yani Tanrıların Doğuşu adlı eserinde 300 kadar tanrı var. Yine burada bakın iki tane baş tanrı var. Hesiodos'u gördük. Zeus yani Yunancası Zeus, Jüpiter Latincesi ve Hera ve Juno. Juno biliyorsunuz Jun yani Haziran mı oluyor? İngilizce'deki Haziran oluyor herhalde. Ayının da ismi olmuş oluyor. Bakın şeyde Yunan'da ve Roma'da isimler yine aynı devam ediyor. Şimdi Cicero çok önemli bir şahsiyet. İsa peygamber dönemine geldiğimizde, sıfıra geldiğimizde yani bakın hep fırtına tanrısı ve eşi üzerine sistemleşen bir sistemden tanrılar panteonunun en üstünden söz ettik. Sonra diğer panteonlar var. Hititlerle birlikte bu panteondaki en büyüklerine öyle kolay kolay siz dua edemezsiniz. Ona aracı tanrı ve da tanrıçalarını da ekleyerek dua etmeniz gerekiyordu. Bu şeyi de gördük. Şimdi sıfıra geldiğimizde yani Hazreti İsa ve sonrası döneme geldiğimizde işte bu dönemle ilgili ben dinleyicilere, seyircilere Cicero'nun Tanrıların Doğası diye bir kitap var. Tanrıların Doğası adlı kitabı okumalarını tavsiye ederim. Çünkü Hazreti İsa döneminde Hazreti İsa'nın ve o dönem içerisinde gelmiş olan peygamberlerin işlerinin diğer peygamberlere göre daha da zor olduğunu orada göreceklerinden eminim. Yani o kitabı okuduklarında çünkü birazdan gerçi şeyde gelince izah edeceğim. Mesela burada Epikurusçu, bunları biliyordurlar seyirciler, Stoacı ve Akademiyacı gibi okullar var. Bunlar tabii putperest Yunan felsefecileri ve bunlar ruhu tartışıyorlar. İşte tanrıların neden olduğunu, neden olmadığını bu konular üzerinde birçok kafa yoruyorlar. Mesela Cicero diyor ki, mesela bakın bunları şu andaki insanımız da yani bunun eğitimini alan, din eğitimini alan kurumlarda da bunların benzerleri söyleniyor ama Cicero bunları tanrıların şahsında söylüyor. Bakın bize aşılanmış ya da başka deyişle biz bu putperest inançta doğmuşuz. Bakın aynısı daha farklı söyleniyor bizde. Yani doğanın bize bağışladığı tanrılarla ilgili ya doğuştan gelen ön bilgimiz ya da ön düşüncemiz var diyor. Yani bunu tanrılar için söylüyor. Bakın tanrı için söylemiyor. Tanrılar için söylüyor. Sonra doğadan edindikleri bilgi çerçevesinde tanrıların insan biçiminde olduğu fikrine kapılıyorlar. Onlara göre insan biçiminden güzel bir şey yok dünyada. Yani bu biçim
insanın bedeni gibi değildi ama beden gibi bir şeydi. Kan gibi değildi ama kan gibi bir şeydi. Bu durumda tanrıların görüntüsü ise katı ya da sert, belirgin ya da görünebilir değil, sade, ince ve saydamdı. Ama tanrılara insanın benzerliği görünüm noktasında değildi. Ama tanrılar olan bu benzerlik sadece erdem, yani sıfatlar bakımından da vardı bu benzerlik diyor. Şimdi Cicero'nun dediği bu felsefe aslında Sümerlerin İsa'dan önce 2700'lü yıllarda ortaya attıkları bir putperest bir felsefeydi. Onlar da insanların tanrıların görüntüsünde yaratıldığını, tanrıların insanları kendi görüntülerinde yarattığını söylüyordu zaten. Yani o felsefe ta sıfıra kadar, bakın 2000-3000 yıl boyunca o felsefe de devam etmiş. Peki bu felsefe sonra nerede var? Sonra bunu Tevrat'ta görüyorsunuz. Adem, Allah Adem'i kendi suretinde yarattı. Bir bakıyorsunuz rivayetin içinde de var bu. Şimdi yani rivayetin içinde nasıl olabilir, değil mi? Çünkü Hazreti Peygamber putperest bir felsefeden bize bir bilgi aktaramaz ki. Kaldı ki Tevrat'tan da bilgi aktaramaz. Eğer siz Tevrat'tan bilgi aktarıyor derseniz o zaman Batılıların bu Hazreti Muhammed bizim kitaplarımızdan almış anlatıyor orada burada felsefesini ya da onların ön düşüncelerini kabul etmiş olursunuz. Dolayısıyla zaten ilahiyatlarda ya da işte din derslerinde bize de öğretirlerdi. Muhalefetün lil havadis, yani Allah yarattıklarının hiçbirine benzemez. Zaten İhlas suresi ve bunun gibi pek çok ayette Allah'ın hiçbir şeye benzemediği vurgulanır, anlatılır. Bakın o zaman nasıl bir şey yapılabiliyor? Bakın biz eski çağ metinlerini kullanarak ta şeyden başlayan, yani Sümer'den başlayan bir felsefenin, putperest felsefenin nereye kadar geldiğini takip edebildiğimiz gibi Tevrat'a da nasıl girdiğini görebiliyoruz. Artı bunun rivayetlerin içerisine de nasıl sokuşturulmuş olduğunu da anlayabiliyoruz. Demek ki o zaman hadislerin değerlendirilmesi noktasında antik filolojik belgelerin ve arkeolojinin de işleme alınması ne kadar elzem bir şey arz ediyor. Yani çok önemli bir şey aslında bu. Ya bunun gibi pek çok konu var. Ben tabii o bizim konumuz değil şu anda. Evet. Bakın şimdi insanlar tanrılara dua ederken doğrudan doğruya en eski devirlerden şimdiye kadar tüm putperest hakların düşündüğü gibi o tanrının bizzat kendisine ulaştığına inanıyordu. Yani bir aracı put ile yapılan bir şirk kavramından söz edemeyiz. Ama bu da şirkti sonuçta. Doğada insan zihninin yapamayacağı bir şey varsa bunu yapan insandan daha üstün bir şey olmalıydı. Ve bu yüzden evrende insan aklından ve zekasından keskin bir güç olarak tanrıların var olduğuna iman edilmeliydi. Bakın mantığa bakın. Tanrı demiyor yani. Tanrıların olduğuna iman edin diyor. Yani Cicero ve o dönemin tüm felsefecileri bu konuları tartışıyor. Çok ilginç. Mesela tanrılar insana müstesna şeyler bahşetmişti ve öncelikle gökyüzüne bakıp tanrılar kavramını anlayabilsin diye insanı yerden kaldırıp ayaklarının üzerinde dimdik durmalarını sağlamışlardı. İnsanı da topraktan yaratmışlardı. Dahası bu ölümsüz tanrılar sadece tüm insanlığı değil, tek tek her bir bireyi dikkate alıyor ve onları görüp gözetiyordu. Bu, bakın Cicero'nun kitaplarından bunlar. Tanrıların varlığından nasıl şüpheye düşürülebilirdi ki? Eğer herhangi bir şüpheye kapılınırsa tanrı bağlamında doğa, yani doğa ana tarafından sunulan ürünleri toprağın nasıl büyütüp olgunlaştırır? Mevsim değişikliğinin tabiatta olanların nasıl yaratıldığı noktasından hareket edilerek tanrılar nasıl olmaz deniliyor. Bu manada tanrı manasında doğa var etmek üzere kendi yolunda ilerleyen sanatkar bir ateşti. Politeist felsefe bağlamında yine yeryüzündekilere bakıldığında buranın da akıllı bir varlığın tasarımı olduğu açık seçik göstermeyen ne vardır? Aslında kusursuz olan ve aklı olan her şeye bir uluhiyet verildiği görülüyor bu dönemde. Gökyüzünde de şans, rastlantı, yanılgı, değişkenlik diye bir şey yoktur.
Aksine düzen, doğruluk, akıl ve bir uyum vardır ve bunu da tanrılar yapmaktadır diyorlar. Çok ilginç. Şimdi Hazreti İsa peygamberin ve o dönemde gelen peygamberlerin mücadelesini anlayın bakalım hadi. Yani bunlar yazılmadı işte. Bunlar ifade edilmedi şimdiye kadar. Yani aslında bunlar ifade edilmeli ve bunlar yazılmalıydı. Şimdi isterseniz cahiliye dönemi Arap toplumu putlarına gelelim. Şimdi İsa'dan sonra 5. yüzyıla geldik. Bakın yukarıdaki resimler İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi'nden, Topkapı Sarayı'nın hemen altındaki İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden bu eserler. Oranın Eski Şark Eserleri kısmında ve Arabistan'da bulunmuş put heykelcikleri. Küçük bunlar zaten. Bunlar put heykelcikleri. Şimdi peygamber dönemine geldiğimizde yine 360 tane putla karşılaşıyoruz. Ve burada tabii bu putlar hakkında bilgi veren bir şahsiyet var. Hemen onu analım. Putlar kitabının yazarı Kelgi, evet. Putlar kitabının yazarı. Çok önemli bir şahsiyet. İyi ki yazmış. Eğer o yazmasaydı emin olun hiçbir şey putlarla ilgili, o dönemi putlarıyla ilgili hiçbir şey belki bilemeyecektik. Çünkü o bölgelerde arkeoloji de yapılmıyor. Olanlar da zaten tahrip ediliyor. Yani bilimsel olarak bir şey anlayamıyoruz o noktada. Ama onun kitabında diyor ki, işte Arabistan'a diyor ilk put Amr İbni Luhay tarafından kuzeyden getirilmiştir diyor ama zaten o dönemden önce de zaten Arabistan Yarımadası'nda putlar vardı zaten. Yani o sadece o putun geldiğini söylemek doğru değil. Ama şunu biliyoruz. İsa'dan önce 4. yüzyılda Nebatilerin pagan sistemini kopya etmiş cahiliye Arapları zaten. Nebatilere göre her şeyin üstünde bakın üstün bir varlık vardı. Ve insanlar ile bu üstün varlığa aracılık etmekte olan yüzlerce de uluhiyet vardı. Yani bir Allah vardı ve Allah'a ulaşmaya çalışan da insanlar Allah'a diğer Lat, Uzza, Menat gibi bazı aracı putlarla Allah'a ulaşmaya çalışıyorlardı. Bakın ne demiştim ta baştan beri. Zaten iki tane ana eksende İki tane put vardı zaten, fırtına tanrısı ve eşi vardı ve ona aracı putlarla ulaşılıyordu. Ha, şimdi ne olmuş burada bakın, aracı putlar bu sefer fırtına tanrısı ve eşini değil, oraya Allah'ı koymuşlar. Peki Allah'ı nereden biliyorlardı? Şimdi nereden mesela Abdullah ismi mesela burada. Cahiliye Araplar döneminde peygamberimizin babasının adı mesela Abdullah'tı. Ondan sonra peki bunu nasıl şey yaptılar? Bunu zaten cahiliye Araplar bunu Nebatilerden aldılar bu şey. Peki bunu nereden bildiler Allah'ı? Allah adını. Zaten Nebatilerin bulunduğu coğrafyayı biliyoruz. İşte Ürdün kısımlarında orada Hazreti İlyas'ın tevhid inancını yayma şeyleri var. Oradan demek ki bunun izleri kaldı. Buradan gelin Mekke dönemine, Mekke'ye. Mekke'de Hazreti İsmail var. Orada Hanif dinin çeşitli şeyleri, izleri nitekim kaldı. Dolayısıyla onlar Allah'ı biliyorlardı. Zaten ayet-i kerimelerde bunu söylüyor. Allah'ı biliyorlardı ama şunu kim yaptı deseniz şüphesiz Allah'tır diyecekler diye ayetler var. Şimdi hatırıma geliverdi. Yani dolayısıyla Allah'ı daha önceki peygamberlerden biliyorlardı. Ama putçuluk o kadar gelişmişti ki, ilerlemişti ki aracı putlar geleneği de vardı zaten. İşte o aracı putlar geleneğini Allah'ın nezdinde kullanmaya başladılar. Bu şeylerden de izleyiciler buradan da okuyarak
benim demek istediklerimi daha net algılayabilirler. Evet, ben de şöyle bakıyorum. Evet, az önce anlattığım gibi bakın İlyas peygamber döneminde ve daha sonra İsmail peygamber döneminde bakın burada Nebati krallığını görüyorsunuz, sınırlarını. Bu sınırlar içerisinde zaten cahiliye dönemi Arapları da bunları bir şekilde bunlardan öğrendiler zaten. Evet, şimdi peki bu üç tane put, yani şimdi üç tane önemli Kur'an'da sayılan üç put var. Uzza, Lat ve Menat. Peki nedir bu? Bakın beyaz bir taşla sembolize edilebiliyor bu. Demek ki bunun dikili taşı beyaz bir taş. Üç tanrıçanın en büyüğü sabah ve akşam yıldızı. Kara taşla sembolize edilmiş bereket tanrıçası Lat. Bunun adı Allah'tı. Oradan Ereşkigal oldu Sümerler'de. Üçüncü yeraltı ölüm, rüzgar, yağmur ve kaderin sahibesi Menat'tı. Kırmızı akikten kırılmış sağ koluna sonradan altından bir takma kol eklenmiş, erkek heykeli şeklinde yapılmış, diğer put önünde fal oku çekilen adalet, şifa, savaş, yağmur ve fırtına tanrısı Hubel. Yani bakın o zaman ne oldu bakın? Hubel fırtına tanrısı oldu. Yani ta Neolitik'ten beri hani bir şey gösterdim, boğa resmi gösterdim. Sonra bir uzuvları abartılı yapılmış ana tanrıç heykelciyi gösterdim. Bakın ta oradan gelen fırtına tanrısı Hubel, onun eşi Uzza oldu. Ve daha sonra diğerleri de önem sırasına göre devam etti. Bunları da bakın daha sonra çok çok sonra dönemlerde bulunmuş olan üç ana tanrıça heykelciyi. Evet bakın işte burada Allatun ve Sümer'de Ereşkigal olduğunu. Bakın Nebatiler'de bunların Lat, Uzza, Menat dedik ya hani Allat, Manatu, Hubalu. Mesela Lat, Uzza ve Hubel'i anımsatıyor bakın bunlarda. İsimler zaten bu isimler de yine Nebatiler'de olan isimlerdi. Yani Nebatiler'den bunlar cahiliye Araplarına geçmişlerdi. Efendim. Evet. Şimdi şöyle bakalım. Hubel, fırtına tanrısı. Akatçası İşkur. Sümercesi Dingiru. Diğer söyleniş şekli, özellikle Ürdün, Kuzey Suriye, Anadolu'nun bir kısmında Baal. Uzza, Arina kenti güneş tanrıçası nerede? Anadolu'da. Hepat, diğer adı, özellikle Kuzey Suriye bölgesinde. Isis, Mısır'da. Pirinkir, Hurricesi, yine Güneydoğu Anadolu bölgesinde söylenmiş adı. Bu da bereket tanrıçası ve sabah, akşam ve zühre yıldızı. Önem süresine göre. Lat, Allatum, Ereşkigal, Lelvani, kader, kısmet, bereket tanrıçası. Menat, Dingir, Mah, Nintu, Gulşe, Hudena, Hudellura, İştuştaya, Papaya, Ninatta. Yeraltı, ölüm, rüzgar, yağmur ve kaderin sahibesi. Bakın, çeşitli coğrafyalarda çeşitli isimlerle anılan tanrıçalar. Ya şimdi bakınız, size ne izah etmeye çalıştım? Tanrılar Panteonu ve Tanrılar Panteonu içerisinde iki büyük tanrı ve tanrıça. Bunları Kur'an'da da gördük. Nereden anladık bunu? Nuh suresi 23. ayette sakın bırakmayın tanrılarınızı Nebedi, Suva, Yavuz, Yavuk ve Nesri. Orada Ved ve Suva'yı gördük. Bunların birinin erkek birinin dişi olduğunu ve bunun bir tanesinin tanrısına tekabül ettiğini, birinin onun eşi olduğunu ve Şurupa kentinde Sud adıyla anılmış bir tapınağının olduğunu ve bunun ve daha sonra Hititlerle birlikte aracı putların araya girdiğini, büyük putlara tapınmak için aracı putların araya devreye sokulduğunu ve daha sonra Peygamberimiz dönemine kadar bunun böyle geldiğini ve Peygamberimiz dönemiyle birlikte Allah inancı oturmuş olan bu Allah inancına putları da işin içine katılmak suretiyle oradaki tanrıçaları yani kadın olan ilahları
Allah'a eş koşmada, ulaşmada bir aracı put olarak gördüklerini ve bunların fırtına tanrısının adının da Hubel olduğunu ve bunun da sağ kol, bir kolunun olmadığını, onun altından olduğunu, falokları çekildiğini ve erkek olduğunu size izah ettim. Aslında dünyada, yani hem Anadolu, hem Mısır, hem Mezopotamya'da put geleneği hep bu minval üzere sürüp gitti. İşte bu minval üzere giden, şimdiye kadar gelen bu zamanımıza kadar gelmiş olan bu dönemde de, dönemler içerisinde de bu peygamberler çok büyük mücadeleler verdiler ve dertlerini yerine göre anlatamadılar. Bir tane kendilerine belki mürit bulamadılar. İnananları çok az oldu. Yani ailesinden başka belki onlara iman eden olmadı. Ama işte onların iman etmemesinin sebepleri o taş yığınları ya da kil yığınları değildi. O insanların onlara yükledikleri anlam ve kavramlardı. Ve o anlam ve kavramları işte peygamberler o anlam hem taşlarla uğraştılar hem de onlara yüklenen o anlam ve kavramlarla uğraştılar. Maalesef insanımız bu taşların isimlerini bilmediği gibi, oysa ki peygamberlerin hepsi bu putları biliyordu, onlara yüklenen kavramları da bilmiyorlar. Bunlardan bir haberler. Ben şimdi soruyorum, bu kadar şeyden bir habersek, bu tefsirlerimizi nasıl yazabileceğiz, tefsir kitaplarımızı? Bu Kur'an-ı Kerim %95 oranında bu putlardan ve bunların, bu peygamberlerin bunlarla olan mücadelelerinden bahsediyor. Onları nasıl yazacağız o zaman? Onları nasıl izah edeceğiz insanımıza, Müslümanlara? Yani işimiz gerçekten çok çok zor ama imkansız değil. Bunlar bir şekilde başarılabilir diye düşünüyorum. Değerli hocam, çok aydınlatıcı, çok açıklayıcı, hem tarihsel serüveni açısından güzel bir sıralama oldu. Hem özellikle de ben izlerken çoğunlukla aklıma şu geldi, müthiş bir kültürel aktarım var. Yani evet. O kültürel aktarımı biz aslında hemen hemen bütün coğrafyada bulabiliyoruz. Örneğin bugün teslis düşüncesini, o üçlü iç okunum düşüncesinin bile işte bahsettiğiniz pek çok üçlü, en güçlü tanrı düşüncesine yer verdiğini, yani işte Anu, Ea, Enlil'den bahsettiniz. İşte bu Brahma, Shiva, Vishnu'ya belki denk gelir. Belki Tibet Budizm'de Om, Ha, Hum'a denk gelir. Tabii tabii. Bu putperestlik halen aynı. Gelir. Yani kesinlikle müthiş bir aktarım var. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum. Bizim için de çok anlamlı bir sunum oldu. Ben özellikle anlamlı, kavramlı kullanmak istiyorum. Hem kendi tarihimize, kendi inançsal anlamda geçmişimize bakmanın farklı açılarda da mümkün olabileceğini gördük. Evet. İkincisi, dini düşünceyi değersizleştirmek için eskiden varmış. Dolayısıyla bu artık söylenen şey, hakikat dışı söyleminin aslında geçersiz oldu. Bunun bir kültürün sıfır noktasından başlamadığını da düşünürsek ve Allah'ın bir şeyi yaratırken onu da diğerinden bağlantısız ve manasız yaratmadığını düşünürsek aslında aynı şeyin de devam etmesinin mantıksız ve değersiz olduğunu düşünüp onun yeniden reforme edilip aslında yeni bir iddiayla geldiğini de düşünürsek daha anlamlı hale geliyor. Bu anlama da siz arkeolojinin bilimsel anlamda iyi bir dayanak olduğunu çok iyi söylediniz. Burada da hem arkeolojik boyutu, kültürün maddi boyutu, hem özellikle de tarihsel, antropolojik, kültürel boyutu bir araya geldiğinde bambaşka şeyler ortaya çıkıyor. Hemen buradan belki iddiayla da bitirmek istiyorum. Burada antropoloji işlerinde eski ayette bunun bir kitabı var. Bu girişinde şey söylüyor. 1934'te yazılmış. Batı'da bir üniversitede yaz seminerlerinde yazılmış. Şunu söylüyor. Benim buradaki birinci iddiam diyor, Yahudi ırkının hiçbir şekilde, yani seçilmişlik doktrinini sağlamlaştırmak istiyor. Orta Doğu'nun, yani bu bölgenin bu kadar bu bahsettiğiniz savaşlar, yıkımlar, göçler vesaire, bütün bunlara rağmen diyor, ırkının bozulmadığını diyor, antropoloji, işte arkeoloji eşliğinde diyor, kanıtlamaya çalışacağım.
Yani bütün bu kadar şey oldu ama bizim ırkımıza hiç karışmadılar. Biz hiç bozulmadık. Biz hiç ırkımıza başka şeyleri katılmadı ve metin boyunca bunu hep arkeoloji, coğrafik, özel olmuş bölgeler, Mısır'ın bu kadar seferine rağmen diyor burada şunlar diyor korundu vesaire vesaire. Yani bunu ta 1900'lerin başında yapmışlar ve biz henüz başlamadık diyorsunuz. Çok kıymetli bir katkı bu. Ben canı gönülden teşekkür ediyorum Profesör Doktor Güngör Karauz hocama. Ben teşekkür ederim. Herkese saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkürler. Kıymetli izleyiciler, Profesör Doktor Güngör Karauz hocamızın konuk olduğu DTA seminerlerinin bu haftaki bölümünü bitiriyoruz. Yeni bir bölümde, yeni bir sunumda hepinizle yeniden karşılaşmak için, buluşmak için sabırsızlanıyoruz. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Hocamıza tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.